Bak burada bir yol var. Köy yolu gibi, stabilize. Şuradan ana yola bağlanıyor. Çayın altını kapatayım mı? Kapa kapa, bu saatten sonra kimse içmez. Ne şunu al sana. Elif. Elif. Ne kadar da ağır uykum varmış. Gerçekten uyuyor mu? Elif. Elif. Ömer, bırak uyusun. Neredeyse sabah oldu zaten. Ben onun derdini biliyorum ama. Neyse. Bırak uyusun, hem biz de biraz kestirmiş oluruz. Ya Pelin, ben de sizde kalacağım bugün ya. Bu saatten sonra eve gitsem Çiğdem almaz. Alsa da onun tatavasını çekemem şimdi. İyi, tamam. Siz içeride yatarsınız. Ben Elif'in üstüne bir şey örteyim. Ben de burada yatarım. Zaten ben uyku tutmayacak. Hadi. İyi geceler. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Dün gece bizi hizaya çekti. Roma'ya kimin peşinden gittiğini biliyor. Abi biz şimdi bir gidelim. Ali Amir'e sabah ihtimamımızı verelim, sonra atlar geliriz. Eyvallah, ihtiyaç olursa ararım ben zaten. Uyandırmayacak mıyız? Ya gelmek istiyorlar. Şimdi orada her şey olabilir. Onu sorumun üstüme alamam. Ya doğru söylüyor, şimdi bize ayak bağı olur zaten. Gidiyor muyuz? Elif. Gelmemiş mi? Gece mesaj atmış eve gelmeyeceğim diye. Belki geç saatte gelmiştir dedim ama yok, baksana. Gelmediğine göre keyfi yerinde demek ki. Hem anneciğim, yani koskoca kadın, sen Roma'da biliyor muydun kimle ne yapıyor, kimlerle sabahlıyor, hiç merak ediyor muydun? Keşke biraz sen de merak etseydin kardeşini ha. Tuz. Şuna bak. Küçücük bir şey. Ama diğer yumurtalardan daha çok amino asit ihtiva ediyor. Amino asit nedir? Proteinin yapı taşı. Kas proteinle doyar. Yumurta deyip geçmeyeceksin. Hakkını vereceksin. Günaydın. Günaydın. Oo, Mert Paşa. Hoş geldin. Hoş bulduk baba. Ya nerelerdesin sen oğlum? Ya bir yurt dışı tıngırtısı çıkarttın. Arayıp bulana aşk olsun. New York'taydım ya. Yeni geldim. Ben sana gitmeyeceksin demedim mi? Niye gittin? Hiç. Gittim geldim öyle işte. Yani şimdi dünyanın bir ucuna bir hiç için mi gittin? Baba, yalnızken konuşalım bunu. İyi olur, konuşalım. Alo, Zerrin'cim, günaydın. Aramışsın Tayyar. Duymamışım. Kusura bakma. Ne kusuru Zerrin'cim? Ya aklım sende kaldı.
Şimdi hastaneden aradılar deyince, öyle apar topar çıkınca ben de bunu telafi edeyim dedim. Ha bak, aklıma ne geldi? Şimdi bu akşam bizim evde bir yemek yiyelim. O beyefendiyi de çağıralım. Bir tanıyalım bakalım. Kızımıza layık mı değil mi? E o da bizi tanısın. Nasıl bir ailenin kızıyla raks ettiğini öğrensin. Ne dersin? Ah, çok incesin Tayyar. Harika olur gerçekten. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. İyi ki varsın. Kalbimi kırıyorsun Zerrin'cim. Sizler bana Ahmet'in emanetisiniz. Bir daha teşekkür meşekkür yok. Tamam. Söz. Hadi. Ben o zaman Elif'i de arayayım. Akşama görüşürüz, tamam mı? Tamam. Oldu Tayyar'cığım. Akşama görüşürüz. Gelmeyeceksin, tamam, bitti, konu kapandı. Ama inatçısın ya. Geleceğim. Seninle hiç böyle anlaşmamıştık. Sen kardeş varken ben de seninle geleceğim. Elif, bak bu çocuk oyuncağı değil, tamam mı? Belki ben yanılıyorum. Belki adamlar orada, her an her şey olabilir. Ne olursa olsun, umurumda değil. Ölmek mi istiyorsun kızım sen? Hı? Aklın almıyor mu? Sence ben şu anda yaşıyor muyum? Nefes almak yaşamak değil. Bunu sen de biliyorsun. Burada elim kolum bağlı beklememi isteyemezsin benden. İstersen git. Ama bir şekilde peşine takılıp geleceğim. Çattık ya. Elif'ten haber var mı? Nerede sürtüyormuş? Yok abi. Sabaha kadar evin önünde bekledim. Gelmedi. Git ara bul lan o zaman. Senin işin adı ne? O kız nerede ne halt ediyor haberim olacak, anladın mı? Tamam abi. Yanlış zamanda mı geldin bize? Çık dışarı. Ayıp oluyor ama. Çık dışarı dedim sana. Buralarda bir yerde olmalı. Tanıdık geldi mi? Gözlerim bağlıydı, görmedim ki. Ömer. Orada bir kulübe var. Bulmuş olabiliriz. Sus, sakin ol. Dur. Orası olabilir. Tamam, sakin ol. Sessizce arkamdan gireceksin. Unutma, söz verdin. Sözünden çıkmak yok. Gel. Thank you.
Gel gel, kimse yok. Getirdiler. Sonra o Metin denen adam geldi. Kardeşime vurdu. Arkasından bana elmasları bulup bulamadığımı sordu. Sonra sen gidiyorsun, o kalıyor dediler. Ben itiraz edince de başıma bir şeyle vurdular. Bayılmışım. Gözümü ormanda açtım. Nilüfer'in mi bu? Nilüfer'in. Sence Nilüfer'in olabilir mi? Büyük ihtimal. Başladıklarına göre. Kaç kilosun? Ne alakası var şimdi? Kaç kilosun? 50 civarı. Ya iyi tamam, 53,5 ne oldu? Giderdi mi merakını? Kaç kişi vardı? 3. Hayır. 4. Seni en fazla 10 dakika taşıyabilirler. Gel. Yürüyeceğiz biraz.
Tamam, tamam, korkma. Su. Sen böyle yapınca gerçekten üzülüyorum. Sana söz, bundan sonra burada sana kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğim. Tamam mı? Bak sana söz. Gözlerimi burada açtım. Metin de burada oturuyordu. Tamam. Etrafa bakalım. Ha, bir şey bulursan alma, tamam mı? Bana göster. Tamam. Ömer? 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 Ömer! Ömer? Ömer! Benim başım ne senin yapsın birbirimizden ayrılmayalım diye. Sen hiçbir şey söylemeden ortadan yok oluyorsun. Hırsıcağını o kadar iyi biliyorum ki o yüzden gelme dedim. Gerçi sakalımız da var ama sözümüzü dinleyen kim? Bak ne buldum. Bu adamlardan birine ait olabilir. İyi bak buralar tanıdık, geldin mi? Bir süreden sonra gözlerimi kapatmışlardı. Buraları hiç görmedim. Sorun değil. Bakabilir miyim? Anadolu yakasında bir dalış kulübüne ait. Adresiyle telefonu da var. Bakacağız. Şansımızı deneyeceğiz. Bir daha bu kıza yaklaşırsan seni öldüreceğim oğlum. Tamam abi. Ne dedin? Tamam abi, yemin ederim elim bile sürmeyeceğim. Bu it o kıza bir daha yanaşırsa seni de keserim, seni de keserim. Burası şirketimizin tanıtım ve pazarlama departmanı. Harika. Zehra Hanım. Sizi Levent Bey'le tanıştırayım. Merhaba. Merhabalar. Şirketimizin yeni finans müdürü. Şirketi bu dar boğazdan kurtarmak için aramıza katıldı. Çok memnun oldum. İstediğiniz zaman raporları iletirim size. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkürler. Muhasebe bölümünü göstereyim. Tamam. İdari bölümler daha çok burada. Toplantı odaları falan. Yönetici odaları bu tarafta.
Haliyle daha sattım. Süper. Aslı Hanım. Ben de odanıza bakacaktım geldiniz mi diye. Sizi Levent Bey'le tanıştırayım. Merhabalar. Ahmet Bey'in büyük kızı, eşi Taner Bey. Memnun oldum. Ben de, sağ ol. Yalnız bunlar böyle ayaküstü konuşulmaz, öyle değil mi? Bahar sizden bahsetti, biraz da sizi dinleyelim. Buyurun odama geçelim. Bahar'cığım, senin yapacak işlerin var değil mi canım? Tamam. Abi bence sen uza biraz. Metin abi daha burada. Sakinleşsin diye söyledim. Akşama gelirsin. Bırak içeride ben konuşayım. Yorum yapma, soru sorma, işime karışma, tamam mı? Emredersiniz komiserim, siz nasıl buyurursanız. Yani bazen öyle gıcık oluyorsun ki diyorum ki kesin bende Mevlana sabrı var. Sende mi, bende mi acaba? Kolay gelsin. Yetkili biriyle görüşebilir miyiz? Benden başka kimse yok şu anda. Daha sezonumuz tam açılmadı. Kayıt için mi geldiniz? Ben... Komiser Ömer Demir, bir soruşturma için üye listesine bakmamız gerekiyor. Hangi soruşturma için komiser bey? Malumat verme yetkim yok. Savcılıktan izin verginiz var herhalde. Pardon? Bakın, benim eşim de güvenlik görevlisi. Polislere saygımız çok fakat koskoca bir kulübün üye listesini bir kimliğe verirsem beni kovarlar. Bu işe ihtiyacım var. Anlıyorum, anlıyorum. O zaman ben amirimle bir görüşeyim, sonra tekrardan geliriz. Sen hala şekerli su istiyor musun? Arabada bir kötüydün ya. Amiredir de, midesi bulanıyor. Ya evet, aslında hiç fena olmaz, böyle bir midem kötü oldu da. Kaç haftalık? 10. Ay küçükmüş, benimki de 16 haftalık kız. Ay lafa daldım, kusura bakmayın. Siz bekleyin, ben hemen getireyim. Yanımda bulantı hapı da var. Teşekkür ederim. Merak etmeyin. Ben de geleyim. Gelin, gelin. Sizinkinin cinsiyeti daha belli değildir. Değil. Kız mı istiyorsunuz, erkek mi? Bilmem. Düşünmedim daha. Sağlıklı olsun da. Sizin de işiniz zor. Bir yandan polislik, bir yandan bebek. Allah yardımcınız olsun. Siz rahat rahat için, ben bir memur beye bakayım, yalnız kaldı. Doktorunuz kim? Yani ben bir türlü doktorumu sevemedim de belki birini tavsiye edebilirseniz. Arkun Bey, gönül rahatlığıyla tavsiye ederim size. Sağ ol. Nergis, iyileştiysen gidelim mi? İyiyim, gidelim. Her şey için çok teşekkürler. Size sağlıklı doğumlar. İnşallah hepimize. Kusura bakmayın, ne olur benim de bir yazı iliştirmem gerekiyor. Üyelerin ismini veremeyiz. İtibarımız iki paralık olur. Tabii tabii, anlıyorum sizi. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Alabildin mi? Ben de. Umarım batırmamışsındır. Kıza kimliğimi gösterdi. Mendilek ile emniyete çıkartırlar. Allah Allah, neden batayım? Salak mıyım ben? Estağfurullah. Bir dakika, zekanı hayranım da. Yani çocuklarla ilgilenebilebilirsin ki. Sonuçta ben de bir kadınım. Yeğenim var. Ablam doğum yaptı. Onunla ilgilen.
Hani neydi şu böyle bebekler doğmadan önce hediye falan toplanıyor ya. Baby shower mıydı? Sibel anlatıp dururdu. Kesin ondan yapmışsındır değil mi? Ne kadar önyargılı bir adamsın sen ya. Tamam ya, şaka yaptık, sen de her şeyi ciddiye alıyorsun. Risk yönetimi uzmanıymışsınız. Peki Deniz Er Holding'le nasıl bir çalışma yürüteceksiniz? İlk önce şirketinizin son 2 yıla ait faaliyet raporlarını incelemem gerekiyor. Ben size destek olurum. Haber vermeniz yeterli. Sağ olun, teşekkürler. Yani kurtarıcısı olacağınız şirketle ilgili en ufak bir ön araştırma yapmadınız. Nasıl bir işe kalkıştığınızdan haberiniz bile yok. Enteresan. Ön araştırma yapmama vakit yoktu. Elif Hanım konuyu biliyor. Kendisi acilen başlamamı rica etti. Ayrıca 1 hafta şirketin yeni rotasını belirlememe yeter. Peki bu son çalıştığınız şirket, oradan neden ayrıldınız? Ay pardon, ayrıldınız mı yoksa kovuldunuz mu? Her ikisi de. Hayır, ben anlamıyorum ki. Madem eşi bulunmaz bir çalışansınız, sizi niye şutladılar acaba? Pardon. İşte bunlar ganimetler. Bu kadar darbeye iyi gene ha. Allah'tan bu telefonlar çabuk dağılmıyor. Albüme bile ulaşsak iyidir. İyi de bu telefon adamların değil ki, Nülüfer'in. Yani içinde olsa olsa arkadaşları yaptığı selfie'ler vardır. Orası belli olmaz. Yani onu kaçıranların fotoğrafını bile çekmiş olsa bir şeydir. O kadar çok ağlıyordu ki. Aklına böyle bir şeyin geldiğini hiç sanmıyorum. Devrem, en iyisi siz bunu alın, bir GSM iletişim merkezine götürün. Emre'ye geceden evvel ulaşmamız imkansız. Malum çocuğun gündüz mesaisi var. Hem Elif Hanım kardeşim deyince telefonu açarlar. Tamam. Bu da beraber yürüttüğümüz liste. Bakın bakalım işlerinde sabıkalı biri var mı? Belki o itlerden biri buradadır. Ben bakmıştım ya hepsine, hiçbiri değildi. Senin baktığın kara paradan içeri girenler. İstanbul'da o kadar suçlu var ki. Bak şimdi ben bir lavaboya gideyim, bir elimi yüzümü yıkayayım. Yoksa sinirlerim iyice tepeme çıkacak. Allah Allah, bu da bir acayip ha. Karışma diyorsun, her şeye karışıyor. Kendim dedektif sende. Aslında tatlı kız ha. Bak annesi fena gudubetli. Ne bileyim, bu böyle normal bir insana benziyor. Neresi normal ya? Cadının teki. Gel bakalım. Sana sushi getirttim. Sen kesin seviyorsundur. Buyur. Tabii hangisinden sevdiğini bilemediğim için hepsinden söyledim. Afiyet olsun. Nasıl yiyeceğim? Hadi bakalım başla. Bu Japonlar işi biliyor. Pirinçleri bizim kadar yağlı değil. O yüzden 100 tane bile yesen şaşırmıyor. Ama bence bunun olayı ne biliyor musun? Bilmem. Yani değişir. Bu meret. Ne kadar acı, o kadar iyi. Güzel.
Nasıl geçti Aslı ile görüşmen? Vallahi ne bileyim, bir sürü soru sordu, ben de cevap verdim. Ama beni sevdiğini hiç sanmıyorum o kadın. Onu boş versene. Onun ne düşündüğü kimsenin umurunda bile değil. Elif'in ne düşündüğü önemli. Yalnız Elif Hanım pek şirkete uğramıyor galiba. Vallahi sabah mesaj atmıştı bana geleceğim diye. Seni herkese tanıştıracağını söylemişti. Gelmedi. Niye gelmedi bilmiyorum. Umarım o elmasların yerini bulmuştur da biz de bu saçma oyundan kurtuluruz. Ömer de ben de çok seviniriz Tahir amca, çok incesin. Evet, yanımda. Yani toplantıları var ama ayarlamaya çalışır. Tamam, akşam görüşürüz. Ben de öpüyorum. Ne, akşam yemeğe mi gidiyoruz? Ben gidiyorum, sen gelmiyorsun. Patlarız vallahi hemen. Annem 5 dakikada onlar sevgili olmadı. Kolay gelsin, teknik servis de tarafta. İleride aşağıda sağlarım. Sağ ol. Abi, ben çözerim de sen ne yaparsın bilemiyorum. Ben mi? Asıl sen kendi haline bak. Yani kimse senin yıllardır Roma'da yaşayan bir iş adamı olduğuna inanmaz. Allah, ben de seninle bir yere gitmeye bayılmıyorum. Bak, bu belayı başıma sen açtın. Yukarı çıkmasaydın, annem seni görmeseydi şimdi bunlarla uğraşmak zorunda kalmayacaktım. Ama sen de gizemli takılıp şıp uyandırma. Ben de güvenle arkamı sana dönebileyim. Ben mi gizemli davranıyorum? İyi günler. Sen benim kahvaltıda ne yediğime kadar her şeyi biliyorsun. Nasıl ben seninle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Artık manyak mısın, sapık mısın? Hiçbir fikrim yok. Ya şu kılına, kıyafetine bakan da hanımefendi zanneder. Hiç diline yer yok. Senin mi, benim mi? Affedersiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Şu telefon kırıldı da bunun içindeki bilgilere bakabilir miyiz? Tabii. Sanmış. Levent Bey, burada olduğunuzu söylediler. Evet, Zehra Hanım bekliyordum. Buyurun. Çıkış evrakınız. Anlamadım. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ancak biz şirket olarak sizinle çalışmama kararı aldık. Ama Bahar Hanım... İyi günler Levent Bey. Aslı! Mert. Ne haber? İyi, senden ne haber? Fena değil, takılıyorum öyle. Çok şaşırdım. Ya Nilüfer nasıl? Ne yapıyor? Ahmet amcanın cenazesinden beri hiç görüşemedik. Biraz kızdırdım da onu. Ya kaç günden beri arıyorum, telefonlarıma cevap vermiyor. Sen bilmiyor musun ya? Nilüfer New York'ta, Mayıs'a kadar da dönmeyecek. Nilüfer İstanbul'da değil mi ya? Mert, niye şansını zorluyorsun? Nilüfer New York'ta. Ben onunla konuştuğumda selamını söylerim, tamam mı? Sen takılmaya devam et, okey? Takıl. Gel, bir dur. Gel. Ne yapıyorsun sen? Mert, ne yapıyorsun? Ya bırak, Ya manyak mısın? Ya bıraksana Mert. Ne olacak? Bırak. Mert, 10.000 kere aramışsın. Manyak mısın sen? Arama beni artık, tamam mı? Bak, babam öldü beni. Ne anlayışsız bir adamsın sen ya. Bir daha beni ararsan, bir daha benim karşıma çıkarsan, sana yemin ediyorum babanı arayıp her şeyi anlatacağım. İnanmıyorum, benim bunlardan hiç haberim yoktu. Kulüpteki video, cinayet gecesi. Senin doğum gününden çıkıp buraya gidilmiş. Sen orada mıydın? Hayır, ben eve gittim. İkinci videoysa Nilüfer'in New York'a gittiği sabah çekilmiş, evden çıkmadan önce. Sen aralarındaki muhabbet, ilişkiyi biliyor muydun? Ya hayır. Nilüfer'le Mert beraber büyüdüler. Kim o Mert? Tayyar amcanın oğlu. Tayyar, bu akşam bizi yemeğe çağıran Tayyar mı? Hı hı. Bir aile dostumuz. Amcam sayılır o da. Peki bu Mert senin doğum gününde var mıydı? Yoktu. Bir ara Nilüfer'le bir telefonlaştılar galiba, öyle bir adı geçti ama sonra
ortalıkta görünmedi. Gerçi Mert biraz tuhaf bir çocuktur, böyle ara sıra yok olur. Bu akşam beni oraya sokuyorsun. Hadi. Sağ olun, kolay gelsin. Sen şimdi cidden Mert'ten mi şüpheleniyorsun? Peki nasıl bilirim Mert? Babası bir dediğini iki etmez, o yüzden biraz sorumsuz. Yani alkol problemi var denebilir. Yani çok parası, öz aklı var diyelim. Şimdi daha çok şüpheleniyorum. Ya çocukluk arkadaşı sayılırız, beraber büyüdük. Yani evet bazen sınırlarını biraz zorlar ama hani... adam da kaçırmaz, katil de değildir. Bir dakika, ben katil demedim zaten. Nilüfer cinayet gecesi evde değilmiş. Hepinizin ifadesi ezberimde. Nilüfer de ifadesini evdeyim demişti. Belli ki Mert'le aralarında sıkıntılı bir durum oldu ya da bir şeye tanık oldu. Elif bak, başından beri seni tedirgin etmek istemiyorum ama... sizi kaçıran kişi ailenizi iyi tanıyor. Ya da sizi iyi takip etmiş ya da içeride mimar biri var. Ömer, sen ne dediğinin farkında mısın? Bak, kafanı çalıştır bir. Nilüfer'in uçağının saat kaçta olduğunu biliyor. Plan öyle güzel kurmuş ki Nilüfer'in kaçırılmasından kimse şüphe duymayacak. Niye? Nilüfer New York'ta okuyor. Saat, zaman farkı ona her an ulaşmaya engel. En kötüsü de şu, seni çözmüşler. Polise gitmeyeceğini o kadar iyi biliyorlar ki... sokak ortasında karşına çıkabilecek kadar güveniyorlar sana. Eve bırakayım seni. Oradan da ben eve geçerim. Şu Tahir'in evi nerede? Yeniköy. Ya ama insanlar ne diyeceğiz? Hiçbir şey konuşmadık. Ben halledeceğim, bana güven. Beklettim amca. Dert değil. Kaptan! Açılalım. Şu martıların oraya git. Orada balık var. Nilüfer nasıl? İyi. Sakinleşti epey. Şu kovayı ver bakalım ye. Bu akşam Elif'le sevgilisi yemeğe gelecekler. Neden? Yakından tanıyalım bakalım. Bir şüphem mi var amca? Gittim polise de sordum. Ben bir gözümün gördüğüne inanırım, bir de kulağımın duyduğuna. Şimdi diyelim ki bir organın gidecek. Göz mü kulak mı? Göz mü kulak mı dedim? Kulak. Kulak deyip küçümseme. Beyinden sonra en çok enerji harcayan organdır. Bir düşün, işi ne kadar çok ağır. Ana rahminde ilk tam gelişen ve çalışan da kulaktır. Ölüm esnasında da en son ölen. Bir düşün. Ne kadar muazzam bir organ. Balıklar da bayılıyorlar buna. Kıkırdak ya. Şimdi yem birazcık sert olacak ki balık alıp hop diye kaçmasın. Şimdi gelecek, oltanın ucunu tıklayacak. O yeme vurdukça sen hissedeceksin. O vurdukça sen hissedeceksin. Ve sonra tak diye çekeceksin. Ve iğne damağına saplansın. İşte böyle.
Bak, kulak onun midesinde, kendisi de elimde. Thank you.